Arkadaşlar, çok önemli bir şey söyleyeceğim. Avda dokuzlu kullanmıyoruz. Kesinlikle dokuzlu atılmıyor çünkü çok tehlikeli. Kazaya neden oluyor. Dolayısıyla dokuzlu atılmıyor. Dokuzlu atacak arkadaş varsa biz de gelmesin. Çünkü dokuzlu bütün kazalara neden olan dokuzlu, herkes tek kurşun atıyor. Zaten tamam mı? Yasak. Tek kurşun olmayan varsa verelim. Ne? Tek kurşun olmayan varsa verelim yani. Tek kurşun verebiliriz. O gelirim ben sana, geleceğim şurada. Hadi hadi Evet, Aykacılar bekliyor. Ali abiye yolluyoruz domuzları bugün. Dede nasıl, çıkar mı domuz bugün? Çıkmaz olur mu ya, baksana izi var şimdi. Tamam. İnşallah, inşallah. Köpeklerimiz çalışırsa güzel av olacak. Herkese rastgele. Sevgili izleyiciler, geçen sene aynı yerde domuzu atmıştık. Bir sürü gelmişti, karşıdan geçmişti. Aynı noktaya geldik ama burası kaynağı domuzun. Niye? Su var, yemleniyor. İzler de gösterdik az önce. Şimdi Erdoğan buraya bu burnu tutacak. Başkan Cemil, ben hemen sağımda, onun biraz sağında Doktor Derya var. Erdoğan İslamoğlu'nu sırta gönderdiler. Buradan zıplayacak, kaçacak olan hayvan olursa kesin ona düşecek. Şimdi sessizliğe gömülüyoruz, rastgele. Oradan çevirirlerse biz de gelir. Hadi rast gelin. Oğlum!
Domuz kalktı. Buradan geçmiş. Buradan böyle gidiyor. Aşağıya deri doğru inşallah Ali abilere gider. Domuzlar dönüp duruyor. Bir türlü aşağı indiremedi domuzları. Ses de kalmadı. Bağır bağır. Oh. Ali abi. Sana doğru inşallah gelecek. Kovmaya devam. Cemil Başkan
girdi, domuzun başına kadar yaklaştı. Ama atış menzilinde değildi diyor. Bir iki tane havaya atsın, attı bize gelsin diye. Söküldü ama büyük bir şey herhalde. Başkan dönüyor, Göksel yukarıda. Göksel'le telsizden konuşuyorum, bana doğru geliyor abi dedi, bekliyoruz. Sonunda noktayı koyar. Tamam. Yatağım ses verdi bilmiyorum ama. He? Yatağım ses verdi. Bak domuz var mı diyorsun orada? Normal domuz değil, büyük. Çıktı mı biliyor musun? Ben çok oldum ya. Oldum ama ben çıktım ben şeyi. Üstten girdim. Üstten girdim tabii. Ama üstten girdim size doğru gelsin diye. Gelsin diye gittim. Yandım. Attın ya. He. Dedim tamam vurdu domuzu. Yok ben vurmak için ben şimdi, vurmak için ben gitsem dibine kadar sokulurum. Benim amacım burası aşağı orada benim. Göremedin değil mi? Çok cıkralık bir yer nasıl çok biliyor musun? Çok pis orası biliyorum. Nasıl biliyor musun gittim? Yerde yatara gittim. Ya, ben cıkralık konuşamıyorum ben, sen şimdi konuşuyorsun konuşamıyorum niye konuşamıyorum? Sana dedim ki baktın olacak gibi değil sık vur dedim. Yok be bir şey söyleyeyim ben Göksel, orada. Göksel yukarıdan ben geliyorum abi dedi diye ben gitmedim. Yok ama ben bir şey söyleyeyim köpek orada yarım saatte hep orada ses verdi yataya. O yatak yapıyor. Büyük domuz Tony, olmasa yapmaz. Tony öyle sürede kalkmaz. Yani sürede kalkmaz. Kalkmaz canım. Ha kalkmaz. Öteki buradan giren köpek şurada yatak yapar gibi oldu. Yok. Yok o şeyden. O, boş geldi. Buna cevap verdi. Mehmet'in, boş geldi. Buradan geçen Göksel köpek. Göksel. Ali ben. Yakadan geldi bir köpek. O boş geldi. Gördün boş mi? O da takviyeye gitti onu. Nedir durum oğlum? Göksel kaç domuz var oralarda? Abi kalabalık buradakiler. Sadece 2-3 tanesi kalktı. İçeride domuz var daha ya. Anlaşıldı. O zaman köpekleri toplayıp bir daha salalım. Anlaşıldı mı? Evet. İsmail abi köpeği de alsın yukarı gelsin bizim saldığımız yere. İsmail ulaşın diyor sana. Tamam anlaşıldı. İsmail duydun mu Göksel'i? Evet sevgili izleyiciler. Durumumuz bu. Saat 12. Elde iki tane domuz var. Bir tanesini işte İsmail atmış. Yatakta çıkaramamışlar orada. Bir de bir arkadaş Ceyhun diye bir arkadaş hemen altımızda fındıklığın orada. O da onu vurmuş. Başkan gitti, domuzu yatak yapıyordu. Grup muydu, yavru muydu, büyük müydü bilmiyoruz ama ben iri bir domuz olabileceğini tahmin ettim. Domuzu kaldırdı, harekete geçirdi. Ondan sonra atışlar başladı. Neticede şu an iki tane domuz var elimizde, bizim bağda. Diğer bağlardan haber alamıyoruz, onlarla da daha sonra görüşeceğiz. Evet sevgili izleyiciler bir domuz daha vuruldu. Göksel vurdu. Vurma görüntüsü de var.
Hep izleyicinin istediği o. Göksel bir elimden attım diyor, bir elimde de görüntü çektim diyor. Buyurun o görüntüyü izleyelim. Domuz geldi, domuz geldi. Tek elle indirdim be. Hem kameraya çektim Ali abi, senin için hem vurdum. Evet. Ali abi nasıl? Sürü orada kaldı tam net olarak. Orada salarsa şimdi gene sürünün içinden gene bize aldılar. Gene doğru, bize aynı yere mi gidelim? Gene aynı yere gidelim. Tam dereye doğru orada basarız. Güzel. Şimdi senin köpeğin tek aldığı yeri bunun tek çıkandı değil mi? Sevgili izleyiciler, ikinci bağdayız. Biraz bir şeyler atıştırdık, gördünüz. İsmail'ler yukarıdan bir rolla köpekleri saldılar. Domuzlar üstümüzden geçti. Dereye karşıya geçtiler tahmin ediyorum. Bu tarafa doğru gelirlerse biz yerimizi alacağız. Atma şansımız olur, hadi.
Sevgili izleyiciler, bizim aşağıda beklediğimiz domuz bize doğru gelecekti diye bekliyorduk. Ramazan'la birlikte arkadan başka bir köpek tersten, yani yamanın öbür tarafından ses verince domuz yönünü değiştirdi. Bu hizadan geldi tahmin ediyorum. Arkadaşlar, evet, da burada indirmişler. Kim vurdu? Arkadaşlar buranın da zaten yerli avcısı. Evet. Onlar da indirmişler. Elinize sağlık. Hadi bakalım, oldu 4 mü oldu, 5 mi oldu? 3, 4 oldu. 4 tane domuzumuz 4. var bugün. Zaten bugün programımız da bitti. Biraz sonra da kapıyoruz. Hadi bakalım, gelin bir resim çekelim. Böyle biraz uzak duralım. Sevgili izleyiciler, Rastgele Ali Birerdinç bugün Ava'da yaptığı avda, bu arkadaşlarla birlikte yaptığı avda gayet güzel de keyifli bir av oldu. 4 tane domuz vuruldu. Şimdi burada bir kalabalığız görüyorsunuz ama bunlar 2 bağıydı. Sabahleyin 3 bağıydı. Biz öğleden sonra 2. bağda birazcık daha domuz vuruldu. Hatta görüntüleri de arkadaşların çektiği görüntüler vardı. Onları da izlediğiniz domuz vuruluşu, işte domuzlarla birlikte resimler, görüntüler hepsi gayet güzel. Ben şimdi bugün bizi buraya davet eden İsmail'e bir teşekkür ediyorum. İsmail'cim ne diyorsun? Nasıl geçti? Abi her şeyden önce tabii kazasız belası tamamlandığı için ona şükür ediyoruz. Ve size ayrıca ve diğer gelen bütün arkadaşlarımıza, dostlarımıza teşekkür ediyoruz. Sağ olasın. Peki Erdoğan bizi gezdirdi. Erdoğan burada. Burada. Ali abi, öncelikle ben de gelen misafirlere hepsine hoş geldiniz diyorum. Yani güzel dostluklar kurduk. Avımız da güzel, kazasız belasız geçti. Yani işte görüntülerimiz de güzel. Ali abiye gene tüfek attıramadık bugün ama olsun. Sağlık olsun. Sağlık olsun. Biz atıyoruz her zaman. Başkan ne diyorsun? Abi avdan önce ben arkadaşlara misafirperverliği, samimiyeti ve sıcaklıkları için hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Güzel bir hafta sonu oldu. Güzel bir av oldu. Sağ olsun Erdoğan. Abi ben de teşekkür ediyorum. Gerçekten güzel misafirperverlikleri vardı. Teşekkür ederim. Ayrıca demin biraz önce Adaş dedi ki ne yaptın dedi. Bir şey var mıydı dedi. Vallahi abi dedim 2-3 tane horlama duydum dedim. Nasıl dedi? Sonra dedim baktım benim horlamayım iyiymiş dedi. Araba doymuşum. Erdoğan'ı misafir merasına bırakmadık. Güzel bir yerdeydi ama olmayınca da olmuyor. Abi abi biz de atamadık ama güzel bir av oldu. Bizi misafir eden Seaport House sahibi Kutlu arkadaşım. Çok teşekkür ediyoruz Kutlucuğum. Çok güzel ağırladın bizi, sağ olasın, eline ayağına sağlık. Peki sevgili dostlar, görüyorsunuz işte av deyince dostluklar önemli, arkadaşlıklar önemli, avda yemek keyfi önemli, biraz da domuz vurulunca hepten önemli oluyor. Ben tüm arkadaşlara, bu programa katılan tüm arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Gelecek Rastgele Ali Birerdinç programlarında görüşmek üzere, sevgiyle kalın, hepinizi çok seviyorum sevgili dostlarım, hoşça kalın. Teşekkürler arkadaşlar.